Değerli arkadaşlar, bu derste sizlerle birlikte ürün deküpesi uygulaması yapacağız. Deküpe uygulamalarının yapılış amacı şudur arkadaşlar. Beğendiğiniz bir resim vardır. Örneğin burada bir resim var. Çeşitli kahvaltı elemanlarının olduğu bir resim var. Ve bu resmi arka plandan sıyırıp almamız gerekiyor. Mesela biz bir yemek fotoğrafçısı olabiliriz veya bunu kendi posterimizde uyguluyor olabiliriz ya da biz bir grafiker olabiliriz. Kahvaltıyla ilgili bir çalışmamızda bu çalışmaları kullanabiliriz. Bu arka planı temizlememiz lazım. Veya bunları bakın çeşitli çeşitli elemanlar var. Bir iki tanesini seçip kullanabiliriz. Bunları arşivimize katmamız lazım. Ama buradan deküpe yapmak istiyoruz. Çok çetrefilli şeylerde mesela ağaç modeli gibi şeylerde başka teknikler kullanıyoruz ama bu tip nesnelerde deküpeyi kendimiz tek tek tıklayarak yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun için de tabii aracımız şuradaki pen tool'umuz. Pen tool deküpe aracı için kullanılabilecek en sağlam araçlardan biri arkadaşlar. Bunun için öncelikle bakın şunu da size hatırlatayım. Deküpe yaparken pet kısa yolunu da açmanızda fayda olabilir. Şurada pet kısa yolu da şurada yani yollar kısa yolu bakın tekrar tıklıyorum ve açılıyor şuraya geliyor. Bu kısa yolu da açıp şuraya bir yere bırakırsanız nereleri seçip seçmediğinizi görebilirsiniz. Arkadaşlar deküpe yapmadan önce bakın şurada öncelikle bir background'umuz var. Bu background'ı her zaman çalışmalarda bir kopyalayın. Kopyalamanın kısa yolu Ctrl J'dir veya sağ tıklayıp Duplicate Layer diyebilirsiniz. Kahvaltı ismini verelim mesela. Şimdi bu alttakini de gözü kapatın. Zaten bu kilitli olduğu için buna karışamayacaksınız. Gözü de kapatalım. Bu alt planda kalsın. Bizle hiçbir ilgisi olmasın ama daha sonra bir şekilde geri dönmemiz gerekebilirse kurtarabilelim. Şurada kahvaltı bölümünü seçiyorum ve üstteki layer'da çalışmaya başlayacağım. Üsttekine tıkladım. Geldim çalışmaya. Ne yaptım? Pen tool aracımı seçtim. Pet aracımı açtım. Pet aracını açmazsanız da olur ama pet aracının bazı kolaylıkları var onun için. Geldim burada seçmeye. Şimdi ben burada bu seçimimi şöyle yapabilir miyim acaba? Color range diyerek yapabilir miyim? Yapabilirim. Ama mesela şurada beyazlıklar var ve arka plana yakın beyazlıklar var. Örneğin şuradan bir beyazlık alıyorum. Bakın içerideki beyaz bölümler de geliyor birazcık. Mesela buradan birkaç tane daha alsam bile... Tıklasam bile bakın içerideki alanları da aldı. Demek ki arka plandan kolay sıyıramadı. En doğru araç burada ne? Pen tool. Pen tool'a geldim. Tıklayarak düzeltmemi yapacağım. Pen tool'u aldım. Şöyle şu köşeden başlıyorum. Hatta şuradan mouse işaretçimizi de çıkaralım. Mouse işaretçimizi de çıkardım. Size kolaylık sağlasın. Sola tıkladığımda, sağa tıkladığımda veya klavyeden bir tuşa tıkladığımda görebilirsiniz diye. Alt ve mouse'un orta topuyla ileriye doğru ittim. Şöyle yakınlaştım. Şu köşeden tıklaya tıklaya alıyorum arkadaşlar. Tıkladım. Şöyle tıkladım. Arkadaşlar tek tık köşeli bir iz bırakır. Tıklayıp bırakmadan mouse'u hareket ettirirseniz yuvarlak bir iz alırsınız. Tıklıyorum ve bırakmıyorum. Şöyle. Şuradan. Şöyle. Şimdi şuraya kadar düzgün. Buradan sonra dışarıya geliyor. Şu ortadaki köşeyi kırmam lazım. Alt tuşuna basıyorum ve ortaya bir kere tıklıyorum. Öte bir ucu kırıyor. Şimdi şuraya geliyorum. Tıklıyorum. Ve şöyle mouse bırakmadan yuvarlak bir iz bırakıyorum. Şimdi şuraya geldi. O alt tuşuna basıp ortaya tekrar tıklayıp kırıyorum. Şimdi şöyle geldim şuraya. Bak yanlışlıkla geldim şuraya tıkladım diyelim. Ama şurayı almam lazımdı. Ne yapıyoruz? Ctrl Z. Photoshop CC 2019'dan önceki versiyonlarda ise Ctrl Alt Z yapmanız lazım. Ctrl Z diyorum ben. Çünkü Photoshop 2019'dan sonraki versiyon bu. Ctrl Z dedim bir adım geri geldim. Şimdi şu köşeye doğru yere tıklıyorum ve düzeltiyorum. Şöyle geliyorum. Şöyle bu şekilde adım adım yapacağız arkadaşlar. Şimdi şurada bir tık daha bırakacağım. Evet. Geri gelelim. Şimdi şurayı bir tıklayıp kıracağım şurayı. Mesela bu ucu kırdım ya. Bu ucun tekrar çıkmasını istiyorsam orta mavi noktaya tıklayıp böyle ucu çekerseniz sol tuşla ileriye doğru sürüklerseniz bu ucu tekrar çıkarırsınız. Hani bunun da bilgisini vermiş olayım. Kontrol ediyorum. Şöyle tıkladım. Evet şimdi şu yumurtayı alacağız. Tıklayıp şöyle yuvarlak bir şekilde çok da uzağa gitmeden çok da yakınlaştırmadan kontrollü bir şekilde kontrol ediyorum hata yaptığımda. Şurayı kırıyorum. Tekrar şuraya alıyorum. Kırıyorum şurayı. Kırmama gerek yokmuş.
Şurada bir hareket var. Değerli arkadaşlar, dikkat ediyorsanız mesela şöyle şu tık 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 küçük küçük noktalar koymayın. Böyle kurtarabildiğiniz kadar daha böyle akıcı çalışmaya çalışın. Böyle 100 tane nokta koyup da zaten bunu bir seçime dönüştüreceğiz. O şekilde yapmayın. Evet. Alt tuşuna tıklayıp ortadan mavi noktaya tıklayarak şu köşeyi kırıyorum. Yukarı doğru keskin çıkacağım çünkü. Tıkladım, kapattım. İlk seçimimi yapmış oldum böylece. Şimdi bunu çok yakın çalıştık gördüğünüz gibi. Biraz daha yukarıdan çalışırsak daha kısa sürebilir çalışmalarımız. Buradaki hassasiyet size bağlı bir durum arkadaşlar. Mesela bunu biraz daha yukarıdan çalışacağım. Şimdi burayı da tamamlamış olduk. Şurada diyelim bazı hatalar oldu. Çalışmayı da kapattık. Böyle şeylerin olması da güzel. Bakın arkadaşlar şurada Add Anchor Point nokta ekleme aracı var. Tıkladım. Gelip buraya bir nokta ekliyorum. Sonra bu noktayı başka araca geçmeden şöyle düzenleyebiliyorum. Şöyle şurayı böyle düzeltebiliyorum. İstersem tıklar şurayı kırarım. İstersem bir daha şöyle düzeltebilir, içeriye çekebilirim. Bu tip düzeltmeleri daha sonra da kendiniz yapabilirsiniz. Mesela bakın güzel seçimler olmuş. Benim amacım bütün seçimleri tek tek yapıp nasıl olduğunu aynı yolda göstermek değil. Bu iki tanesini size ödev veriyorum arkadaşlar. Şunu ve şu kirazlı olanları size ödev veriyorum. Şimdi siz benim çalışmamdan sonra aynılarını yapmayacaksınız. Kendiniz şuraları, şu kirazlı olanı ve şu elmalı olanı, bu ikisini siz deküpe yapacaksınız. Peki diyelim bakın bu çalışmalarımız bitti. Deküpe de yaptık. Bakın çıkarma nokta çıkarma aracı, nokta ekleme aracı, curve yapma aracı. Noktayı dönüştürme aracı. Seçtiğiniz zaman şu noktayı tıkladım. Bakın yuvarlak bir araca dönüştürdü. Ctrl Z yapıyorum. Ve bakın düz bir araca dönüştürdü. Yuvarlakmış, düz bir araca dönüştürdü. Şu kolların ikisini de kırdı. İşte bu araçlarda bakın şu da şu Path Selection tool'umuz neydi arkadaşlar? Seçimimizi şöyle çevirmek, başka yere götürmekti. Ctrl Z yapıp geri getireceğim. Şu beyaz Direct Selection tool ise seçimimizi seçtikten sonra bakın tıkladım buna. Tıkladım bir noktaya tıkladım. Önce tıklamanız lazım. Sonra bunu yerini değiştirmeniz için. Hani yanlış yaptıysanız yaptıktan sonra değişiklik yapmak için de bu beyaz oku Direct Selection Tool'u seçeceksiniz. Bizim seçimimiz güzel oldu. Seçtik bakın. Path Selection Tool'da da gördük nerede olduğunu. Ha bu iki seçimi de buraya yaptı. Bakın buraya. Bakın seçimler elimden gitti.
Gitti, ne yapacağım? Bak, boş bir yere tıkladım. Bilerek de yapmadım. İyi oldu. Bak, buraya tıklayacaksınız. Seçimler burada. Burada. Bu seçimleriniz burada. Ha, bunların hepsini aynı seçim içerisinde yaptı. Yeni bir seçim içerisinde yapsın istiyorsanız buna tıklıyorsunuz ve pet yolu açıyor. Şimdi gelip buradan tekrar pen tool'unuzu alıp hızlı hızlı, bakın ben bunu şimdi atıyorum. Hızlı hızlı gelip buradan bunu yapıyorsunuz ve buraya yeni bir pet olarak atıyor. Peki, tamam. İstersek tek tek her birini açıp tek tek de böyle yapabiliriz. Peki ben bunu sileyim, üstteki pet'i. Sildim, gitti şuradaki çöp kutusuna basarak. Buradaki pet'i bakın seçtim. Bunlar şu anda seçim değil. Şu anda seçilmiş değiller. Sadece pen tool'la çizilmiş yollar. Bunu seçime nasıl dönüştürebilirim? Arkadaşlar, seçilirken şu anda Ctrl Enter tuşuna basarsanız seçimlerinizi böyle seçer. Ama dikkat ederseniz bakın seçimin dış tarafını seçmiş. Neden? Bakın şuradaki dış çizgilerden anlıyorum ki şu anda burayı boyasam mesela. Boyadım mesela. Burayı neye boyayayım? Kırmızıya boyayayım. Bak, dış taraf seçili, iç taraf değil. Ama biz iç tarafı istiyoruz. Ctrl Z yapıyorum. Şimdi o zaman bunu ne yapacağız? Select'ten Inverse diyeceğiz. Bakın iç tarafı seçti şu anda. Ya da bunun kısa yolu nedir? Ctrl Shift I. Bakın Ctrl Shift I dedim. İç tarafını seçti. Şu anda benim seçmek istediklerim seçili hale geldi. Şimdi ben bunu istersem şöyle yapabilirim. Ctrl J deyip, bakın Ctrl J layer'ım seçili. Ctrl J kopyalamak demek seçtiğiniz bölgeyi. Ctrl J dedim. Bakın en üstte layer'ını attı. Şu gözü de kapatayım, alttakinden görün. Bakın bu ikisini deküpe etmiş oldum. Hem de çok güzel deküpe etmiş oldum. Hiçbir sırıtan bir kenarda göremiyorum. Hatta bakın şu uçların falan burada böyle şey tanelerinin olmaları da güzel. Bakın böyle. Mesela ben bunları tek tek diyelim ki tamam, bu ikisini bir arada deküpe ettim. Ayırmak istiyorum. İstersem gelip bunu şu layer'da şuradan seçerim. Seçtim. Şimdi bunu istersem sağ tıklayıp layer via cut. Buradaki layer'dan kes. Yukarıya bak, yeni bir layer olarak ayırdım. Ayırdım şu anda. Yeni bir layer olarak ayrı ayrı layer'lar. Ayrı ayrı çalışmalarımda kullanabilirim. Veya istersem yerlerini değiştirip yan yana getirebilirim falan filan. Şimdi bu ikisini de kapattım. Şuna geldim. Şimdi dedim ya, yeni bir pet olarak seçmiş olsaydım nasıl olurdu diye. Bakın yeni bir pet olarak şuradan yapıyorum hızlı hızlı. Çok özenmeden yapacağım. Bunlar sizin ödeviniz. Tıkladım. Bu kapandı. Evet, kapalı şu anda. Şimdi bakın buraya yeni bir workpad olarak seçti. Buraya bir tane daha tıklıyorum. Yeni bir workpad daha yapıyorum. Şuraya şunu da yapıyorum. Bir teknik öğreteceğim. Şu anda seçimin önemsemiyorum. Seçimin çok hassas olmasını. Tıkladım. Bak burada da ikinci bir pet olarak geldi. Ben bu peti seçip, bakın şu anda bunu tıklarsam sadece bu seçileceği için Ctrl Enter dediğimde ya da şuradan yukarıda ne var? Selection var. Make yap, selection, seçim yap. Tıkladığımda Fader Radius'unu 2 olabilir. OK dediğimde buna göre tekrar seçim yaptı. Bakın yine dışarıyı seçti. Ctrl Shift I dersem içeriği seçecek. Ve ben bunu Ctrl J dersem bir kopyasını da, bunun da bir kopyasını buraya almış olacağım. Yapmak istediğim şeyler şunlardı. Yani benim şu anda ayrı ayrı petlerde, mesela bunu bir petle yaptım. Şimdi bu pettekini çalışalım. Bu pettekini gelip selection yap der ve feeder radius'unu 1 veya 2 seçebilirsiniz. Okey dediğim zaman buradaki pettekini hangi pette varsa onu seçer. Yani hangi yol, hangi path yol varsa onu seçer. Ctrl Shift I dediğimde bakın dışarıyı değil içerisini seçiyor ve bunu şu anda bu bir seçim. Bakın burada değil. Kahvaltı çalışmasının üzerinde gelip. Mesela burada boş bir yerde yapsam ne olacak? Bak. Mesela Ctrl J desem yapamazsın diyor çünkü burası boş diyor. Ama seçimime gelip, seçim layer'ıma gelip Ctrl J dediğimde bakın bunu da deküpesini yapmış oldu. Bakın burada. Her biri ayrı bir layer'da. Deküpeleri burada. Deküpe yapmak böyle arkadaşlar. Deküpe Photoshop'la çalışanların önemsediği ve Photoshop'ta çalışmak isteyenlerin önemsemek zorunda olduğu bir konu. Diğer derslerde, diğer uygulamalarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.